برای فعالیت های تجاری توی ترکیه شما باید شرکت ثبت کنید انواع شرکت ها چیه و چه مسئولیت داره محدودیت های خاصش چیه و چه مزایایی میتونه واسه شما داشته باشه همه این موارد توی این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدیم پس تا آخر ویدیو همراه من باشید دوستان خدمت آقای چاولار هستیم میخوایم ازشون آشان سوال کنیم در مورد همین ثبت شرکت مراحلش و جزئیاتش که اطلاعاتش رو در خدمت شما قرار بده چاولار بایی مره با مره با ایگه این ارکال هایی هستم سلام تشکر آرکال شنان چوب سوال بار مثلا شرکت آچلوشی چین مثلا کاش تورلو شرکت بار جزالار نکادار ایسیرز بونلار تک تک مثلا Biraz üzerinden geçelim. Tabii ki de farklı şirket Aslına bakarsanız temelde üç tane şirketimiz var. Şahıs şirketi, limited şirketi ve anonim şirketi. Yapacağınız işin kapasitesine ve çeşidine göre değişiyor. Ee, örneğin döviz bürosu açacaksanız anonim şirket açma zorunluluğunuz var. Ya da e-ticaret yapacaksanız veya genel olarak herhangi bir ticaret yapacaksanız limitet şirket herkesi kapsayan bir şirket oluyor. Bir de şahıs şirketi var. Daha kolay oluyor genelde açılışı ve kapanışı. Ama kapasitesi düşük e, faaliyetlerde genelde tercih ediliyor. Şahıs şirketi kaç kişilik olmalı? Şahıs şirketi tek başınıza kurabildiğiniz, açtığınız bir firma. Hemen bir saat içerisinde açıyorsunuz. Ee, yine kapanışı da bir saat içerisinde yapılabiliyor. Evet. Tek başınıza faaliyet gösterebileceğiniz küçük bir şirket. Limited şirketi sadece e, kaç kişi olmalı? Bir kişi de olsa Limited şirketi mi? bir kişiyle de açabiliyorsunuz. Ortaklı da açabiliyorsunuz dilediğiniz miktarda. İstediğiniz faaliyeti sürdürebiliyorsunuz. Yine şahıs şirketinde yaptığınız her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir tık daha kurumsal görünüyor limited şirket, şahıs şirketine göre. Daha resmi. Daha olarak. resmi, daha farklı, daha ayrı bir kurumsal kimliği olan bir şirket oluyor. Vergi numarası oluyor, şirketin hesapları oluyor. Şahıs şirketinde sizin şahsi hesaplarınızdan yürüyor banka hareketleri ve faaliyetleriniz. Limited şirkette, limited şirket adına açtığınız şi hesaplardan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Şahsi hesaplarınız ayrı. İster açın ister açmayın fark etmez. Ama limitette. Limited adını açtığınız hesaplardan faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. İstediğiniz her şeyi de yapabiliyorsunuz. Faaliyet konusunu eklemek şartıyla. Anonim şirketini bahsettiniz. Anonim şirketi mesela nasıl olabilir? Bir tane direkt anonim şirketini açacak ya. E, baş... Ben yeni başlayanlara limited şirketi tavsiye ediyorum gidişata göre gerekirse anonim şirketi de geçirebiliriz. Yapacağı işe de e, tabii ki de bu değişebiliyor. Yapacağı işle de alakalı olabiliyor. Ama limited şirket birçok sektörü ve birçok faaliyeti destekleyen bir şirket türü. O yüzden limited şirketi tavsiye ediyorum kesinlikle. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Yapamayacağınız herhangi bir faaliyet yok. Özel durumlar haricinde. Örneğin döviz bürosu açmak istiyorsanız anonim şirket açmanız gerekiyor. Farklı şartlar da var tabii ki de. Ama limited şirkette oturum izninizi, çalışma izni, izninizi vesaire alabiliyorsunuz. Belli şartları karşılamak şartıyla. Sermaye şartı var limited şirket. O şartları karşılamak şartıyla açabiliyorsunuz. Anonim şirketi mesela onun açılışın kaç kişi olmalı? Anonim şirketi de bir kişiyle açabiliyoruz. Limited şirketten hiçbir farkı yok. Bazı hukuki sorumlulukları var. Belli bir sermayenin üzerinde örneğin. 1.250.000 TL sermayenin üzerinde anonim şirketlerde avukat çalıştırma zorunluluğu var avukatların da her aylık ücretleri var. Şu anda mesela güncel rakam 18.000 TL. Limitette böyle bir şart yok. İstediğiniz kadar sermaye koyabilirsiniz. 5 milyon sermaye de koysanız, 10 milyon da koysanız herhangi bir şekilde avukat çalıştırma zorunluluğunuz yok. Ama anonimde lazım. Anonimde zorunlu belli bir sermayenin üzerinde. O yüzden kapasitesi büyük, büyük faaliyetlerde anonim şirketi tavsiye ediyoruz. Büyük bir iş yapacaksanız tabii ki de avukat da zaten ihtiyacınız olacağı için mantıklı. Ama başlangıçta Limited daha makul oluyor. Şahsi şirketi söylediğiniz mesela bir günde açılış kapanışı yapabiliriz. Ama Limited şirketini mesela bazı ben reklamda görüyorum diyorlar bir günde yapıyoruz falan. Evet. Bir günde olabilir mi? Ben bir... o kadar ki biliyorum mesela kaç gün sürüyor. Süreci ben kabaca şöyle söyleyebilirim Limitet Şirket'te. Öncelikle pasaportunuz, geçerli pasaportunuz ve vizeniz varsa diyelim turistik olarak geldiyseniz Türkiye'ye vergi numaranızı alıyorsunuz vergi dairesinden veya internet üzerinden. Vergi numaranızı aldıktan sonra belli bazı evraklar var. O evrakları noterden hazırlayıp geldiğiniz zaman ticaret odasından randevumuzu alıyoruz. Genelde 3 gün sonrasına veriyor ticaret odası evet. randevuyu. 3 gün sonra randevu gününde imzalarımızı atıyoruz. Şirketimiz o an kurulmuş oluyor Limited Şirketimiz. Yani evraklarınız hazırsa 3 gün sonrasına randevumuzu alıyoruz. Ve 3 gün sonrasında şirketimizi kurup vergi levhamızı alıyoruz. Vergi levhamızı aldıktan sonra herhangi bir bankaya gidip hesaplarımızın açılışını yapabiliyoruz. Sizin arkadaşlar bilsinler ki bir günde olmaz. Bazıları evet. söylüyorlar böyle. Evet. Yanlış bilgi veriyorlar. Evet yok. Anonim şirketi kaç gün sürüyor? Limited ile aynı. Hiçbir farkı yok. Mesela bir yabancı geliyor burada. Bir şirket açılışını yapıyor. Ondan sonra direkt ülkeden çıkıyor. Mesela hiç başvurma Olmaz. ödemesini yapmıyor. Kapatmak istediğiniz zaman şirketi bazı prosedürleri var. Açılış 3 gün sürüyor belki ama kapanışı da 3 ay sürüyor. Tasfiye sürecidir bu. Tasfiye sürecine sokarız. Burada bulunmak zorunda değilsiniz. Şirketi kapatmak istediğiniz zaman tasfiye sürecini başlatırız. Siz isterseniz çıkın tabii ki de yurt dışına. Fark etmez. Ama tasfiye sürecini başlatıp o 3 aylık kapanış sürecini başlatmamanız gerekiyor. Nedir bu? 3 ay içerisinde şirket tasfiye sürecinde oluyor. Sizden alacağı olduğunu düşünen birisi varsa gelip isteyebilsin diye. Böyle bir süre tanımlıyor devlet. O süreyi tamamladıktan sonra şirket siliniyor. Ama mesela bu işi yapmasa, ülkeden çıksa nasıl sorunlarla... Vergi borçları yüklü miktarda kendilerine cezalar tahakkuk eder. Bir şekilde tekrar geldiğinde bu cezalar kendisinden tahsil edilir. Varsa hesaplarından çekilir. E-Haciz yoluyla. Böyle bir sıkıntı olabilir mi? Mesela havalimanında onun... Sıkıntı olur tabii ki de. polis yakalıyorsa... Tabii ki de, tabii ki de. Polis bunları sicilden görüyor. Yani. Siciline işliyor yani. Böyle bir şeye gerek yok kesinlikle tavsiye etmiyorum. Her şeyi yasal vaziyette yapabilecekken niye böyle bir şeye maruz kalsın ki insanlar? Tasfiyeye sokarız. Bir imzayı atıyorsunuz. Bulunmanıza gerek yok. Kapanışına karar verdin diye karar alıyoruz. 3 ay sonra sicilden siliniyor şimdi. Mali içinde. müşavir onu takip ediyor. Tabii 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 mali müşavir takip ediyor. Bu konuyu biraz açalım ki mesela yabancılar buraya gelmek istiyorlar mesela buradan şirket e, açılışı üzerinden ikamet almak istiyorlar. Tamam. E, şahıs şirketiyken eee onunla olabilir mi? Onunla yapabilirler mi? Mesela şirket açılışı yapsın, direkt ikamet alsın. O kadar ki ben biliyorum ilk limite şirketi olmalı. Bir sermayesi olmalı ondan sonra bunu yapmalı. Anonimde ve limited de aynı mı? Anonym, Şahsi bir, de yapabilir aynı. mi? Şahsi de yapamazsınız. Anonim ve limitet olmak zorunda. Belli bir sermaye miktarı olması gerekiyor. O sermaye tutarı her sene güncellendiği için şu anda rakam söylemeyeyim. Güncel rakamı... Bir ortalama istersen söyleyelim. Şu anda 400 bin TL civarında bir sermayenizin olması gerekiyor. Ödenmiş sermaye. Ondan sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Çalışma iznine başvuru yapabiliyorsunuz veya başka şartlar var. 5 tane Türk çalıştırma şartı var mesela bir şirkette bir yabancıya çalışma izni alabilmek için 5 tane Türk çalıştırma şartınız var. Bunun bazı istisnaları var tabii ki de. Örneğin yabancı kişi Suriyeli ise o 5 Türk çalıştırma şartını aramıyor devlet. 5 tü, e, Türk'ü şirketi kuruluşunu yapan da direkt almalı mı, e, işe almalı mı evet. ya zamanı var. Bir, belli bir süreç veriyorlar ya. diyorlar mesela bir sene zarfında sen Evet. 15 kişi şey yap, sermaye doldur. Ondan Öyle sonra... bir şey yok. 5 kişiyi işe alıyoruz. Bir ay sonra 6. yabancı olarak başvurumuzu yapabiliyoruz. Yabancılar. Bir ay geçmeli. Evet. 1 Bir aylık o primi ödendiğini gösteren bir belge veriyor o sistem. O sistemden o belgeyi almamız gerekiyor. Sadece sigorta ödemeli mi ya maaşını mı Hangisini? Maaşlar hangi, bankadan belgede yatmak belgede zorunda. hangisini Sigortalarını ödediğini gösteren belgeyi veriyoruz biz. Maaşlarını bankadan yatırmanız gerekiyor. Zorunlu zaten ama onunla ilgili herhangi bir belge vesaire oluşturmamıza gerek yok. Çalışma izni başvurusu esnasında. O başka bir mevzuat ilgilendiriyor. Personeller ve işveren ilgilendiriyor. Ee, Sahte aynı. sigortada olmadığını göstermek için zaten yapmak zorundayız. Yarın evet. öbür gün çünkü, çünkü o adam ben maaşımı almadım dediği zaman ispatlayamayız kendimizi. Bak bankadan yatırdım kardeşim diyebilmeliyiz. Mesela bazen nakit ödemek istiyor. Onlar yapabilirler mi? Olmaz. Mesela şey yapsın bir belge imzalasın. Önemli ben değil. maaşını aldım. Yok yok yo. geçerliliği, geçerliliği yok. Bankadan yatırılma zorunluluğu var. Bankadan yatırmazsan her halükarda sana ceza yazılıyor yatırmadığın her personel için ve yatırmadığın her ay için. cezası ne kadar? Cezası değişiyor. Sürekli güncelleniyor cezalar. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı mesela arkadaşlar bilgisi olsun. Çalışacakları için. insanlar çok önemli. Çok fazla suistimal edilebilecek konular var. Doğru bilgili ve dürüst insanlarla çalışsınlar gerçekten çok önemli. Mağdur olmasınlar. Düzgün ticaretini yapacaklarsa bunu anlasınlar. Kendilerini anlayan, doğru şekilde yönlendirebilen insanlarla çalışıp onlardan destek alsınlar. Bu çok önemli gerçekten. Hani her arkadaşım dediği diyen insana gidip e, güvenmesinler yani. Bu işin profesyonelleri var, profesyonellerle çalışsınlar. Bir de e, iş yapmak isteyenlerin kendi özelinde bir durumlarının analiz, analiz edilmesi gerekiyor. Yani sen nereden geldin, ne iş yapmayı düşünüyorsun, sermayen ne, kafandaki planlar ne, masaya yatırılır, konuşulur, bilgi ve tecrübelerimiz paylaşılır. Size ona göre yol haritası çizilir. Tabii ki de siz ticari anlamda bir bilgiye sahip olabilirsiniz ama bunu bir masaya yatıralım. Tecrübelerimizle size bir yol gösterelim. Kuyumculuk faaliyeti yapacaksındır. Hangi belgeleri alman gerektiğini, nereden alman gerektiğini, ne olması gerektiğini bilmiyorsundur. Ya da döviz bürosu açmak istiyorsundur. Ya da seyahat ajantası açmak istiyorsundur. Turizm ajantası. Bunun için bazı şartlar var, yollar var. O şartlar, yollar nelerdir bunları konuşalım. Birçok şey var bu şekilde. Siz yapmak istediğiniz şeyi söyleyeceksiniz. Size doğru yolu göstereceğiz. Aynen. Benim bir arkadaşım vardı. Turist şirketi açmak istiyordu, ajansı açmak istiyordu. Ama evet. bilmiyordu mesela bunun biz, belli bir süreci var, eğitimi evet. var. Ya Türk ortağı olmalı? Mesela bunları bilmiyorlardı. Evet. Direkt kendisi gelmişti bir e, seyahat ajansı açmak istiyordu ama olmadı. Evet, olmaz. E, bunları mesela küçük so bir hisseye so sahip so olması yeterli. Yüzde bir hissesi bile olsa hisseler olmak zorunda. Türk hisseler olmak zorunda. Başka şartlar da var. Yetki belgesine sahip personel çalıştırma zorunluluğun da var mesela. Tek başına şirketi açtım, faaliyet yapıyorum diyemiyorsun. Genelde sıfırdan başvurmak yerine... Ama adlarını nasıl koyabilirler mesela? Şirket adını. Ünivanda da ticaret cilinde benzersiz olması gerekiyor. Daha önce başka birisinin bu ünvanı almamış olması gerekiyor. Nedir bu? İlk üç kelimeye bakılıyor. İlk üç kelimenin birinci kelimesi benzersiz bir kelime olacak. Örneğin şu anda çok büyük bir holdingin ismini söyleyebiliriz. O holdingin ismiyle şirket açabilirsiniz ama ikinci ve üçüncü kelimenin benzersiz olması gerekiyor. Örneğin ee, Beymen diye bir marka var, kıyafet markası. Evet. Beymen tekstil sektöründe değil mi? Ama siz Beymen ismiyle inşaat sektöründe bir şirket açmak istiyorsunuz. Beymen İnşaat açabilirsiniz. Çünkü sektörünüz farklı. O Beymen Tekstil, sen Beymen İnşaat. Ee, İngilizce anlamı olmayacak. Yani özel izinle açılıyor onlar. İzne tabi olmaması için benzersiz bir kelime ve anlamsız bir kelime olması gerekiyor veya İsminizi koyabilirsiniz, Ahmet İnşaat gibi olabilir. Zaten arkadaşa gelsinler, yardımcı oluruz onun Tabii bu konuda. sistemden uygunluğunu sorguluyoruz zaten. Sistem bize bu ünvanı alabilirsin diyor. Hemen rezerve ediyoruz ünvanımızı. Şahsi şirkette şirket üzerinde ad koyacak mı ya direkt kendi ismi gelecek? Hemen söyleyeyim, şahsi şirkette adımızı soyadımızı kullanma zorunluluğu var. Onun haricinde ünvan da kullanabiliyoruz ama isteğe bağlı. İstersek kullanıyoruz, istersek kullanmıyoruz. Kullanacağımız ünvanı her halükarda adımızın ve soyadımızın önünde kullanmak zorundayız. Ee, Ahmet İnşaat, Ahmet Mehmet. Evet. Adın soyadın yazacak ama evet. ünvanda istiyorsan kullan, istiyorsan kullanma. Ama adın soyadın her halükarda yazacak seni. İstediğin ünvanı kullanabilirsin. Yine benzersiz bir ünvan olacak tabii ki de. Başkasının kullandığını kullanamıyorsun. Çok teşekkürler. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Arkadaşlar da e, soruları olsa ben direkt sizden tabii sorurum. Onlara iletirim. ترکیه ده تجارت یپمک چک قلیه از اینه دوستان ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید اگه سوالی چیزی داشتید توی کامنت ها هم بنویسید دیگه تون های کانال سابسکرایب کنید لایک و زنگولم هم نره هر چیز سوال داشتید توی کامنت هم بنویسید از آقای چالار میپرسم بهتون میگم خیلی ممنون تا ویدیو دیگه خداحافظ